Gençler merhabalar. Çokgenler ve dörtgenlerin konu testindeyiz arkadaşlarım. Hemen bitirelim. Çıksın gitsin aradan bu konuda. Evet, birinci sorumuzda bir düzgün çokgen görüyormuşuz dostlarım ve düzgün çokgenin şurada bir açı vermiş 220 derece. Şimdi ben şuradaki iç açımı bulursam toplam 360 olacaktı. Bu iç açıya 140 kaldı diyebilirim. Ve çokgenimin bir iç açısı 140 derece ise bir dış açısının da 40 derece olduğunu biliyorum. Toplamları 180 olacaktı çünkü. Ve benim kenar sayısı dediğim şey 360'ı dış açıya bölününce bulduğum bir şeydi. Kenar sayısı da böyle bulunuyor. Hemen sıfırları sildim. 36 bölü 4'ten 9 kenarlı bir şekilmiş bu amca. Bunu öğrendik. Geldik buna. 5 iç açısının toplamı 720 olan bir çokgenin diğer iç açıları birbirine eşit ve 120 derecedir. Ve 120 derece olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Hadi bulmaya çalışalım. Bu çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş. Şimdi bunu şöyle çözelim arkadaşlarım. 5 iç açısının toplamı 720'ymiş. Şimdi 720 var iç açıların toplamında. Burada 5 tane açı var. Yani 5 kenarlı bir şekil buradan geliyor. Artı diğer iç açılarının da birbirine eşit ve 120 olduğunu biliyoruz. O halde burada kaç tane 120 olduğunu bilmediğim için şöyle x tane de buradan olsun diyorum. X tane 120 de buradan geliyor. İşte bunların hepsinin toplamı iç açılarıymış dostlarım. Peki bunun kaç kenarlı olduğunu söyleyelim şimdi. 5 açı buradan var. X açı da buradan var. Toplam 5 artı x tane açısı var. Yani 5 artı x tane de kenarı var bunun. Peki kenar sayısından 2 çıkarıp da biz bunu da 180 ile çarpınca da iç açıları toplamını buluyor. Hadi şimdi düzenleyelim, toparlayalım burayı. Şurada yukarıya yazayım arkadaşlar. Şimdi bir 720 var elimizde. Artı 120 tane x var. Yani x tane 120. X çarpı 120 demektir bu. Eşittir. Şurası 5'ten 2 çıktı, 3 yapar. Yani 3 artı x çarpı 180. Şimdi 3'ü de içeriye dağıtalım. Daha doğrusu 180'i içeriye dağıtalım. 3 ile 180'in çarpımı 540. Artı 180 ile x'in çarpımı 180x. Şimdi 540'ı 720'den çıkartacağım. 180 kalıyor. 120'yi de bu tarafa atalım. 60x kalıyor. X eşittir 3 geliyor dostlarım. Demek ki 3 tane de burada 120 var. Yani 3 kenar buradan, 5 kenar buradan. Toplamda 8 kenarlı bir şekilmiş bu adam. Geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Tabletinde bulunan çevre alan bul uygulamasıyla oynayan ata dörtgenler üzerinde çalışmaktadır. Oluşturuyor. Buna göre çevre A, B, C, D. Şimdi bunun çevresini bulacağız. Hadi gelin bulalım. Bakın şurası 1 birimmiş. Şurası o zaman 2 birim yapar. 1, 1 daha 2. Hemen burada bir Pisagor çaktım. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçüğünün kök 5 katıydı. 1'in kök 5 katı. Bakın aynı muhabbeti burada da yapıyorum. 1'e 2 burada da var. O zaman burası da kök 5. Şurası 1, 1, 1'den 3. Şurayı bulalım. 1, 2, 3, 4 birim burası. 1, 2, 3 birim de burası. 3, 4, 5 üçgeninden de bunu buldum. O halde 5 artı 3 daha 8. Artı kök 5, kök 5 daha 2 kök 5. 8 artı 2 kök 5'miş. Sorunun cevabı Edirne'deymiş dostlar. Evet, 4 numaradayız. Şekilde düzgün beşgenler ve altıgen veriliyor. Alfa beta olduğuna göre alfa artı beta kaç derecedir? Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Şuralara da 36 kalmıştı. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 idi. Şuralara 30 kaldı. Yine düzgün beşgen 108, 36 kaldı. Bakın alfa dediğimiz şey 30 ile 36'nın toplamı, yani 66. Şuraya gelelim. Burası 30 derece ise bir iç açının 120 olması için şuraya 90 derece kaldı. Demek ki beta dediğim şey 90 ile 36'nın toplamıdır ki 126 yapar. Alfa artı betayı soruyor. 180, 12 daha 192 yaptı. Edirne'den geldi.
Düzgün beşgende A noktası BE boyunca katlanınca A üssü noktasına geliyor. Buna göre X kaçtır? Şimdi kat çizgisi neydi? Açıortay olacaktı. Bakın burası 108. Şunlara da 36'larımızı yazalım. İkiz kenar üçgen oldukları için. Bu açıortay olduğundan burası da 36. 36, 36 daha 72. Düzgün beşgenimin bir iç açısı 108'di. 108 olması için buraya da kaldı 36. Cevap Ceyhan'dan geldi. Buna bakalım. Kırmızı ve sarı renkler karıştığında turuncu renk oluşur. Yandaki sekizgende bir kenarı BC olan kare çizilip içi kırmızıya. Bakın şunu kırmızıya boyayacakmışız. Bir kenarı AB olan kare çizilip içi sarıya boyanacak. Oluşan turuncu dörtgenin en büyük iç açısının en küçük iç açısına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye de bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi turuncu dörtgen de şurası aslında değil mi arkadaşlar? Bize de bunu soruyor. Şimdi bu turuncu dörtgenin şurası karenin bir iç açısı olduğu için 90. Burası da karenin bir iç açısı. Bu da 90. Şimdi bunlar eş kareler arkadaşlarım. Çünkü ikisi de sekizgenin aynı kenarına temas etmişler. Buralar eş. Tabii ki şunlar da haliyle eş olmak zorunda. Bunu da gösterelim. Şimdi konuşalım birazcık daha, bakalım neler söyleyebileceğiz. Şurada karenin bu kenarıyla bu kenarı eşit olduğu için bakın burada bir deltoid çıkarttım ben karşıma. Bu deltoid de şununla şu da birbirine eşit olacak, bunu da söyleyelim. Şimdi düzgün sekizgen miydi bu, kaçgendi? Sekizgen. Düzgün sekizgeni hemen 360'ı 8'e böldüm. 45 çıktı bir dış açısı. Dolayısıyla bir iç açısı 135 derece. Yani şuranın tamamı 135 derece. Bunu da aklımızda tutalım. Belki bir işe yarar. Şimdi bunu şöyle dışarıya doğru uzattığımda şu açı 45. Şimdi şurası 90'dı. Şuranın tamamı 90. Burası 135 olması için şuraya da 45 kaldı. Yine buradaki karenin, şöyle maviyle göstereyim onu. Şu karenin bir açısı 90 olduğu için şu araya da 45 kaldı. Tabii 90, 90 daha 180, 45 daha 225, şuradaki açımıza da 135 kaldı. Bakın çok dörtgenin en büyük iç açısı 135, en küçük iç açısı 45. 135 bölü 45'i soruyor bize. 3 çıkar sorunun cevabı. Evet, geçtik bunu. 7 numaralı soruya bakalım. Düzgün beşgen 1.48 görüyorum ve kenarlarına tık tık koymuş. O halde buna da, buna da, buna da, buna da koyacağız. Şimdi bir iç açısı 108'di, buraya 60 kaldı. Bakın şurayı birleştirdiğimizde ikiz kenar üçgenin tepesi 60 ise ayakları da 60 demiştim. Buraya da 60-60-60'ı koydum. Demek ki bu bir eşkenar üçgen. Şimdi burası 60 ise şuraya da 48 kaldı. İkiz kenar üçgenin tepesi 48. Şu eşit açılarına ne kaldı toplamda? 132. 66, 66 paylaştık. Şurası bir iç açı olduğu için 108. 66'sı buradaysa buraya da 42 mi kalıyor dostlar? Evet, alfa 42'ymiş. Cevap Denizli'den geldi. 8 numaradayız. Şimdi origami Japonlar özgü katlama sanatının İzmir'de dörtgen şeklinde abidesi kağıdını DE ve CF boyunca katlayan bir öğrenci A ve B noktalarına uçuca geldiğinde görüyor. Tamam. Yani A'yı katlayıp şuraya getirmişiz arkadaşlarım. B'yi de katlayıp şuraya getirmişiz. Şimdi kat çizgisi açıortaydı. Buraya açıortay olduğunu gösterelim. Evet. Güzel. Sonra katlanmadan önceki şekil katlandıktan sonra şekli eşitti. Şuraya 90'ımızı yazalım. İkiz kenar üçgen, açıortay, yükseklik, aynı zamanda kenarortay. Yine bu açıortayımızı gösterelim şurada, yüksekliğimizi gösterelim şurada falan filan. Peki. Buna göre şuradaki x açısı da kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Buradaki x'i istiyor bizden. Şimdi şurası 140. Şurası 90. Topladım 230 mu yaptı arkadaşlar? 190, 90, 60'ı koy 200, 30 daha koy 230. O halde şu ikisine Bursa ile Adana'ya da 130 kaldı toplam. Yani şu açı A ise, şu açı da B ise
A ile B'nin toplamı 130 derece. Dörtgenin iç açıları toplamında. Peki biz bu A'yı katladık, buraya getirdik. Burada A. Bu B'yi katladık, getirdik buraya. Bu da B. Peki şuranın toplamı 180 olacak. A ile B 130 ise X'e de 50 derece kalacak deriz. Cevabımız 50 çıkar. Yani Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 179 olan düzgün çokgen kenar sayısı endir. N'in kaç tane asal sayı böleni vardır? Bir matematik sorusu olmuş arkadaşlar bu aslında. Şöyle yapacağız değil mi? Bir iç açısının ölçüsü 179 ise dış açısı 1'dir. Dış açı 1. Şimdi hemen kenar sayısını bulacağız. 360'ı dış açıya böldüğümüzde kenar sayısını buluyorduk. Bu 360 kenarlı bir şekildir. Kaç tane asal böleni vardır diye soruyor. Şimdi 360'ı asal çarpanlarına ayıralım. 360 90 çarpı 4'tür ya da 45 çarpı 8'dir. Şöyle düzenleyelim birazcık daha. 45 de 9 çarpı 5'tir. Yani 3'ün karesi çarpı 5. 8 de 2'nin küpüdür. Bakın 3, 5 ve 2 benim asal çarpanlarımdır. 3 tane asal çarpanı vardır dostlarım diyebiliriz. 10. Düzgün kaplama. 2'den fazla çokgen kullanılarak verilen bölgeyi hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplamaktır. Örneğin bu. Aşağıda verilen düzgün çokgenlerin hangileri ile bir düzgün kaplama yapılabilir diye bir soru sormuş. Bakalım. Kare, eşkenar, üçgen. Düzgün kaplama yapılabilir mi arkadaşlarım? Yani hiç boşluk kalmayacak şekilde birbirleriyle birleştirip bir şeyler yapabilir misiniz diye soruyor. Mesela üsttekine bakın. Düzgün altıgenle eşkenar üçgeni kaplamış arkadaşlarım. Düzgün altıgenle eşkenar üçgen. Koydukları zaman hiç boşluk kalmamış etrafta. Yan yana koyabilmişler bunlar. Şimdi kare ve beşgen. Yani şimdi beşgeni düşünelim. Şurada bir beşgen çizeyim ben hemen. Şimdi kareyle kaplamak istesem ben bunu. Şu kenarına da kare koysam. Bu kenarına da kare koysam. Bu kenara kare koysak. Bu kenara kare koysak. Bakın şu aradaki boşluklar kalıyor. Yani kare ve beşgenden güzel bir düzgün kaplama olmuyormuş demek. Beşgen mi altıgen? Hemen bir beşgeni daha çizeyim şuraya. Şimdi altıgen çizsek bunun etrafına şöyle. Şuraya da çizelim. Altıgeni. Şöyle. Şuraya çizelim. Şöyle. Nasıl yapacağız? Böyle. Şuraya çizelim. Yok, bunlar beşgen oldu değil mi? Şuraya çizelim. Şöyle bir şey oldu galiba. Ve bakın bunların şuralarında boşluklar kaldı arkadaşlar. O yüzden beşgen ve altıgenden de olmaz. Beşgen ve eşkenar üçgen demiş. Bakalım. Onu da görelim. Şöyle bir beşgen çizelim. Eşkenar üçgenlerle kaplayalım bunun etrafını. Zaten iki tanesini çizince bak şurada boşluklar kaldı. Gördünüz arkadaşlarım. Bu da yemedi. Tamam. Doğru cevap 10 neymiş? Adana'ymış arkadaşlarım. Direkt işaretle geç git. Bir daha uzatmayalım hepsini tek tek. Son soru. Çevreleri eşit ve 48 santim olan düzgün altıgen ve kare. Şimdi bunun çevresi 48 santim ise bir kenarı 8. Bir kenarı 12 olacak değil mi bunun da? 4 tane 12. Duru 6 tane altıgeni alıp ucuca ekliyor. Derin ise 8 tanesini kareyi bu şekilde birleştiriyor demiş. Onu da gösterelim. Şimdi bunun bir kenarı 8'di. Bunun bir kenarı 12'ydi. Duru'nun şeriti... Derinin şeriti pardon. Bu derin. Bu da duru. Kaç santim daha uzundur diye sormuş. Şimdi bakın bu düzgün altıgenin uzun köşegeni bir kenarın kaç katıydı her zaman? 2 katıydı. Burası 16. 6 tanesini ucuca eklemiş. 6 tane 16'yı ucuca eklerseniz arkadaşlarım 16 çarpı 6 60 36 daha 96 bununki. Şimdi bununki de 12, 12, 90, 45, 45, 90 üçgeninden 12 kök 2'dir bir kenarı. Bu da 8 tanesini alıp ucuca eklerse, derin değil mi bu da? Derin.
8 tane 12 yapar ki 80, 16 da 96 kök 2'dir bununki de. Bunun uzunluğu. Ne kadar fazlaymış? Bundan bunu çıkart diyor. Yani 96 kök 2'den 96'yı çıkartacakmışız dostlarım. O da cevap Denizli'de var. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi ÖSYM sorularını arkadaşlarım, eğer ki telif yemiyorsak çözeceğiz demiştim. Şimdilik kesin bir bilgi yok telif yiyip yemeyeceğiz konusu hakkında. Onu kesinleştirdiğim zaman da çözelim. Hadi öpüyorum hepinizi, görüşürüz.